Arkadaşlar merhaba, benim adım Ahmet Sönmez. Bugün kaycuk endüstrisinde kullanılan başlıca makinelerden bahsedeceğim. Öncelikle kaycuk endüstrisinde son zamanlarda önemli ilerlemeler yaşanmaktadır. Bu ilerlemeler üretimde kullanılan makinelerin de çeşitlenmesine yol açmıştır. Hidrolik olabileceği gibi pnömatik de olabilir bu makineler. Makinenin çalışma şekli tamamen işlevine bağlı. Bazı uygulamalarda hidrolik, bazı uygulamalarda ise pnömatik sistemler daha faydalı ve daha verimli sonuçlar verir. Bu tamamen kullanış şekline ve biçimine bağlıdır. Arkadaşlar, bu endüstride kullanılan makinelerden en geniş kapsamlı olan makinelerden birisi de fitil kesme makinesidir. Bu makineler tüm süreci baştan sona aynı tesis içerisinde çözmek için tesiste tüm ihtiyaçları karşılayan makinelerdendir. Fitil kesme makineleri süreçlerin kontrol edilmesine ve optimize edilmesine izin verir. Böylece üretim sürecinde en yüksek verimlilik elde edilebiliyor. Ayrıca bu makineler güvenilir performansları sayesinde çalışan güvenliğinin en üst seviyede olmasını sağlıyor. Yani bilinmelidir ki bu makinelerde çalışan güvenliği ve çalışanın sağlığı en üst düzeyde tutulmak zorunda. Kolay kullanımı sayesinde de çalışanların eğitimi daha kısa sürede tamamlanır. Bu da zaman kaybetmeden üretim sürecine geçilmesine izin verir. Arkadaşlar, şimdi size başlıca bazı makinelerden daha bahsedeceğim. Bunlardan birisi kauçuk klinder makinesi. Kauçuk klinder makinesi bazı kolaylıkları sebebiyle kauçuk sektöründe son yıllarda kullanımı oldukça artan bir makinedir. En önemli özelliklerinden biri ise intermesh rotor uygulamasıdır. Intermesh tip rotor ile karışım kalitesi, hızı ve dispersiyonu diğer rotor tiplerine göre daha başarılıdır. Bu yüzden bunu bir adım daha önüne çıkarıyor. Diğer makinemiz alın kaynak makinesi. Ekstrüzyon çekilmiş profillerin hassas bir şekilde ucuca kaynatılıp birleştirilmesi için kullanılan makinelerdir bu makineler. Örnek verecek olursak, otomotiv sektöründe araç kapı bagaj lastiklerinin kaynatılmasında ve inşaat sektöründe entegre boruların izolasyon contalarının kaynatılması için kullanılabiliyor. Bu makinelerin en önemli özelliklerinden biri ise kaynak hassasiyet kalitesidir. PLC kontrol paneli opsiyonu ile proses kayıt imkanı da sağlıyor bu makine bize. Evet arkadaşlar, en büyük makinelerimizden biri olan iç lastik vulkanizasyon makinesinden bahsedeceğim. İç tüp vulkanizasyon makinesi genellikle bisiklet, el arabası ve motosikletlerin iç tüpünü vulkanize etmek ve ayarlamak için kullanılır. Makine gövdesi, silindir, çalışma masası, rehberlik mekanizması, elektrik sistemi ve benzeri şeyler kullanıyor. Makine birçok ağ yapısını kullanır ve daha vulkanize edici bir pres, bir hidrolik basınç istasyonunu paylaşır. Her makine işleme ayırabilir, diğer birimlerin çalışmalarını etkilemez bu makineler. Ve son yıllarda en çok kullanılan ve en çok karşımıza çıkan makinelerden biri bodinoz makinesi. Diğer isimleri ise film işleme makinesi, film işleme makinesi olarak da biliniyor. Bodinoz makineleri plastik işleme makinelerinin endüstriyel adıdır. Ekstrüder, silindir ve vida çubuklar hassas bir şekilde nitrizle işlendikten sonra kaliteli Limax Impact alaşımlı çelikten imal edilmiştir. Bu yüzden korozyon direnci dayanıklı, sertlik de esastır bu makinelerde. Evet arkadaşlar, size bir lastik üretim hattından bahsedeceğim. Bu hattımızın adı preslenmiş dolgu kauçuk lastik üretim hattı. Hani resimlerde de gördüğünüz üzere araba lastiği, forklift lastiği, sert lastikler, iç dolu lastikler üretimini yapan bir makine. Bu hattın 8 çalışma istasyonu var. Bir hatta 8 farklı boyutta lastik üretilebiliyor. Preslenmiş içi dolu lastik enjeksiyon hattı 5 üniteden oluşuyor. Bunun birincisi kauçuk enjeksiyon kalıplama makinesi. İkincisi çok istasyonlu sıkıştırma kalıplama makinesi. 3 çok istasyonlu kalıp taşıma, otomatik yerleştirme ve konum ünitesi, 4 kalıp açma makinesi ve lastik boşaltma ünitesi olarak 5 üniteden oluşuyor bu üretim hattımız. Genellikle çoğu atölyemizde ve üretim yerlerimizde, tesislerimizde bu üretim hatlarıyla karşılaşmak mümkündür. Ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte son teknolojide kullanılan, bu endüstride kullanılan makineden birisi ise sıvı silikon LCR enjeksiyon makinesidir. Bu makine hidrolik düz basınç sıkıştırma yapısına sahip, sabit plaka için yan enjektörler, MOV hareketli plaka için orta ve yan enjektörleri vardır. Farklı boyutlarda ve üretim gereksinimlerine sahip kalıplar için uygun bir makinedir. Kapalı çevrim kontrol sıkıştırma sistemine sahip, otomatik kalıp ayırma için fırçalama sistemiyle kombin edilmiştir. Namlu ve akümülatör için ayrılmış yağ sıcaklık kontrolü yapan bir makinedir bu. Evet arkadaşlar, günümüzde ülkemizde de kullanılan en çok RIPM için ürettiği, hani RIPM Mitch adlı bir firmanın ürettiği
makinelerimizden başlıcalarını size göstermek istiyorum. Arkadaşlar sunum buraya kadardı. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için sağ olun.